Sevgili dostlar, merhabalar. Yine İstanbul'dayız. Ama bu sefer öylesine tarihi bir İstanbul değil, çok anlamlı bir İstanbul. Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul'u. Yahya Kemal, Türk edebiyatının, hatta divan edebiyatının bile ustalarından biri olarak sayacağımız Yahya Kemal, İstanbul'da nerelere adım atmış, nerelerde yaşamış, nerelere oturup "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul, gezmediğim, görmediğim, sevmediğim hiçbir yer" şiirinin mısralarını yazdığı yerleri adım adım onunla beraber gezeceğiz. Efendim, tarihte yürüyen adam İstanbul'da değil, Yahya Kemal'in İstanbul'da ve sizlerle birlikte gezmeye ahdetmiş durumda. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmedim, sevmedim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul, sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter. Nece revnaklı şehirler görülür dünyada, lakin esrarlı güzellikleri sensin yaratan. Yaşamışsın derim en hoş ve uzun rüyada, sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Türk edebiyatının Tanzimat döneminden sonra gelen öncü isimlerinden biri olan ve öz şiir ekolünü bir yerden alıp bambaşka yerlere götüren Yahya Kemal, yani Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884 tarihinde buram buram İslam kokan Üsküp'te doğmuştur. Üsküp, Serhat şehri Üsküp, Rakofça kırlarına yayılmış Osmanlı akıncılarının torunu olan Yahya Kemal'in asıl ismi Mehmet Agah'tır. Rakofça kırlarına yayılan Osmanlı akıncılarının torunu olan Yahya Kemal, 2 Aralık 1884 tarihinde dünyaya geldi. Üsküplüdür. Babası Nişli İbrahim Efendi, annesi divan edebiyatının son büyük ustalarından Leskovçalı Galip Efendi'nin yeğeni Nakiye Hanım'dır. İlk eğitimini, dünyaya dair ilk düşüncelerini evinde aldı. Zira dedesi Üsküp mutasarrıfıdır. Yani Üsküp ilinin valisiydi ve etrafında, evinde Üsküp entelektüel dünyasına, Üsküp edebiyatına, Üsküp kültürüne, sanatına dair insanlar bulunmaktaydı. Yahya Kemal kendi anlatımına göre, kendi ifadesine göre kâgir bir evde doğdu. 3 tarafa penceresi vardı. Pencereyi açıyordu, Üsküp ilinin şehir merkezi, sosyalleşmek, halkla, vatandaşla bir bütün olmak. Diğer pencereyi açıyordu, Üsküp mezarlığı, uhreviyet, öbür dünya, dünya ile kıyamet arasındaki gümrük, mezar taşları. Bir tarafa açıyordu, Üsküp ormanlığı, yani yemyeşil Üsküp. Sevgili dostlar, şehir merkeziyle, yeşillik ormanla, mezarlıkla karma karışık bir hayat yaşayan, edebiyatı, sanatı, kültürü evinde doğup büyüdüğü dedesinin, babası Nişli İbrahim Efendi'nin evinde alan Yahya Kemal nasıl zarif, nasıl naif, nasıl ince ruhlu olmasın? Yahya Kemal'i Yahya Kemal yapan şey, dedelerinden almış olduğu o Osmanlı akıncılarının ruhuydu. Bu ruhla beraber etraftan duyduğu şiir, sanat, kültür bir karıştı ve karşımıza koskoca öz şiirin, Türk edebiyatının mihenk noktalarından biri olan Yahya Kemal çıktı. Kah akıncı oluyordu, kah ritler aleminde Mehlika Sultan'a aşık gençlerden biri oluyordu. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak Tolgalı beyler bir haykırdı ilerle, bir yaz günü geçtik. Tuna'dan kafilelerle şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla yerden 7 kat arşa kanatlandık o hızla. 1000 atlı bakınlarlı çocuklar gibi şendik. 1000 atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Yahya Kemal'e bu şiiri yazdıran ruh, işte bu ruhtu ve o ruhu Yahya Kemal dedesinin, babasının doğup büyüdüğü Serhat şehri Üsküp'teki o güzel kagir evde aldı. Yahya Kemal yetişme tarzı, kültürü, tesirleri ve her hali Türk olan davranışlarıyla milli şahsiyetlerimizden biridir. Yetişmesinde Akıncı cedleri düşündüren Rumeli topraklarının ve zengin tarih hatırasıyla iç içe yaşayan Üsküp gibi Türkistan çevrelerin etkisi büyüktür. Annesi Nakiye Hanım onu dini, milli telkinler altında büyütmüştür. Hatıralarında şunları söyler: "Lakin benim hem dini hem de milli terbiyem üzerinde daha şiddetle müessir olan annemdir. Annem çok Müslüman bir kadındı. Muhammediye okur, bana Kur'an öğretirdi. Beyaz başörtüsüyle elindeki kitaba imanla eğilişini hala görür gibiyim. Muhammediye'nin o mısraları bana bizim öz maceramız, evimizin, mahallemizin, Üsküp'ün ve müphem surette bütün memleketimizin dünya ve ahiret macerası gibi gelirdi. Daha o yaşta yazıcı zade Mehmet Efendi'nin Türklükle İslamlığı yoğuran milli İslami kültürünü benliğimde hissetmeye başlamıştım. İşte Yahya Kemal bu coğrafyanın, bu iklimin çocuğudur." Okul hayatına, yani öğrenim hayatına Üsküp'teki evinde başlayan Yahya Kemal, orta öğrenimini Selanik'te ve hemen ardından İstanbul Vefa İdadisi'nde, yani Vefa Lisesi'nde tamamlamıştır. 1903 yılında, yani 1884'te 19 yaşındayken Paris'e kaçtı. Kaçtı diyorum çünkü kaçtı. Dostlarına, eşine, arkadaşlarına, ailesine Paris'ten "ben Fransa'dayım, Paris'teyim" diye mektup yazdı. Kimseye haber vermedi ve kaçtı. Orada Abdülhamit Han düşmanlığı, Abdülhamit Han muhalefeti ortak paydasında bulunan Jön Türklerle arkadaşlık kurdu. Ama bir süre sonra onlara karışmaktan, onlarla birlikte olmaktan vazgeçti. Çünkü onların muhalif duruşlarını, fikirlerini, hayatlarını, yaşamlarını, hayata bakışlarını, felsefelerini beğenmedi ve her daim uzak durdu. Bir yıl Fransızcasını ilerletmek için özel ders aldı. Hemen ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümüne kaydını yaptırdı. İşte bu okul onun hayatında bir dönüm noktasıydı. Zira çok ünlü Fransız tarihçilerinden biri olan Albert Sorel'i ya da bir Fransız felsefecisi olan Emil Barok'u ya da Louis Renault'u orada tanıdı. Fikirlerine orada teşne oldu ve milliyetçilikle alakalı, Osmanlıcılıkla alakalı düşünceleri Fransa'da bir hamur gibi yoğruldu. 9 sene Fransa'da kaldıktan sonra 1912 tarihinde, 1903 yılında 19 yaşındayken kaçtığı İstanbul'a, o sevdiği muhite, o buram buram İslam kokan topraklara geri döndü. Döndüğünde onu kimler karşıladı? Hadi oraya gidelim. Yılında 19 yaşında gitmiş olduğu Fransa'dan 1912 yılında 28 yaşında doğduğu, büyüdüğü kültüre, bu topraklara geri döndüğünde
bambaşka bir Yahya Kemal ile karşı karşıyayız. Zira Yahya Kemal o 9 yıllık Fransa hayatında Albert Sorel'den tarih dersleri almıştır. Sıkı sıkıya Fransız kültürüne, Fransız tarihine, Fransız milliyetçiliğine sahip olan Albert Sorel'ler, Baudelaire'ler, Verlaine, Merlaine veya Charles'lardan almış olduğu bu Fransız milliyetçiliği Yahya Kemal'in gönlünde bir soru işareti oluşturdu. Onlar Fransız milliyetçisi, peki biz niye Osmanlı topraklarını terk edip Fransalara, Parislere yerleştik? Başka yıldızlarda başka hayatlar diye tarif ettiği Fransa hayatı Yahya Kemal için bir dönüm noktasıydı. Fransa Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı, Estisyonizm ve Spiritualizm Bölüm Başkanı Henri Bergson'la beraber ruha, sezgiciliğe önem verdi. Oradan İmam-ı Gazali'nin İhya-ül-Umid'ine atıfta bulundu. Yani Yahya Kemal kendini kendi yapan, Mehmet Agah'ı Yahya Kemal yapan tüm unsurları burada Eyüp'te, Fatih'te bulması gerekiyorken, Üsküp'te, Bosna'da, Osmanlı diyarlarında bulması gerekiyorken, o bir şiirinde başka yıldızlarda yaşanan başka hayatlar diye tarif etti, Fransa'da buldu. Orada tanıştığı neoklasik insanlar ve romantizm ekolünün tanınmış simaları Yahya Kemal'in ruh ve mantık dünyasında ciddi anlamda depremlere sebebiyet verdi. Ve bu duygularla 1912 tarihinde 28 yaşında İstanbul'a döndüğünde bambaşka duygular, bambaşka dünyalar ve bambaşka çehrelerle karşı karşıyaydı. Şu an Koca Mustafa Paşa'dayız. İstanbul'un 7. tepesindeyiz. Koca Mustafa Paşa ve Sümbül Efendi Külliyesi'nin içerisindeyiz. Sümbül Efendi Camisi'nin girişi. Size cami içinden çok fazla detay göstermek isterdim. Fakat gösteremiyorum. Sümbül Efendi Camisi'nin tamamı şu an bir inşaat şantiyesi gibi durmaktadır. Biz neden İstanbul'un 7. tepesi ve sur dışına en yakın olan bölgeye geldik? Neden Koca Mustafa Paşa'dayız? Yahya Kemal Bayatlı'nın 1 Kasım 1958 tarihinde Allah'ına kavuşan Yahya Kemal Bayatlı'nın hayatında Koca Mustafa Paşa'nın apayrı bir yeri var. Zira Yahya Kemal'e göre Koca Mustafa Paşa mütevaziliğin, saflığın, deruni bir hayatın, uhreviyetin tıpkı Eyüp Sultan gibi kapılarından biridir. Yahya Kemal bürokrasinin adamıdır, Taksim'de lüks bir otelde kalmaktadır, devlet adamıdır, bürokrattır, diplomattır, her türlü devlet adamlarıyla devlet makamlarında görüşür ama içinde kalbinin derin taraflarında bir mütevazilik, fakir bir İstanbulluluk duygusu vardır. O yüzden fırsat bulduğu zamanlar hep Koca Mustafa Paşa'ya kaçarmış. Çünkü onun gözünde Koca Mustafa Paşa, yani benim doğup büyüdüğüm Cerrahpaşa, Koca Mustafa Paşa, ben buraların çocuğuyum, ben buralarda koşa koşa eğlenirdim, saklambacı ben burada oynardım. İşte benim büyüdüğüm bu topraklar Yahya Kemal'in dizelerinde şöyle yerini bulmuştur. Koca Mustafa Paşa, ücra ve fakir İstanbul, ta fetihten beridir mümin, mütevekkil, yoksul. Yahya Kemal'in ruh dünyasında Koca Mustafa Paşa mümindir, mütevekkildir ve yoksuldur. Burasının apayrı bir hikayesi var. O hikayeyi size Yahya Kemal'in ruhunda ayrı bir yeri olan Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nin tabhanesi, Darü Ziyafesi, Sıbyan Mektebi, medreseler kısmında anlatmak isterim. Haydi buyurun.
Önce medreseyi göstereyim size. Buyurun. Koca Mustafa Paşa Külliyesi medresesi. Çok şey değişmiş değil mi? Size bir medrese göstermek isterdim ama yerine apartmanlar gösteriyorum. Haydi buyurun size Darü Ziyafe, Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nin Darü Ziyafesini göstereyim. Haydi gelin. Buyurun size Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nin Darü Ziyafe kısmı. Peki Sıbyan Mektebi, peki Tabhanesi, peki külliyeye ait olması gereken diğer unsurlar nerede? İşte burada. Burası Sümbül Efendi Külliyesi'nden alınan, tarihini bilmiyorum ama işte burası da 1927'den sonraki o külliyeleri özelleştirmek, satmak, 1942'ye kadar olan süreçte özelleştirilerek satılan parçalardır ve ben şu an bu abiler gibi, bunlar benim hemşehrimdir, bu abiler gibi özelleştirilmiş külliye parçasının içinde oturuyorlar ve burası, üzgünüm, yani çok üzgünüm ama Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nin içerisi ve o külliyenin içerisinden size bir mezarlık göstermek istiyorum. Bu mezarlık şu an mahallenin içine kalmıştır. Şu an Koca Mustafa Paşa'nın tarihi külliyesinin içerisindeyiz. Yahya Kemal'in tarifiyle ücra ve fakir İstanbul'un tam orta yerindeyiz. Peki burası neymiş? Sevgili dostlar, Yedi Tepeli İstanbul'un 7. tepesi. Koca Mustafa Paşa, Cerrah Paşa, yani o Cerrah Paşa'daki kara fırının arkasındaki Arkadius anıtından buraya kadar 7 numaralı tepedir. Buradan sonra iniş başlar ve zaten Silivri Kapı, Belgrad Kapı, Mevlana Kapı güzergahında bu yol son bulur. Dostlar, burası ne zaman yapıldı? Kim tarafından yapıldığı çok fazla belli olmasa da İstanbul halkını Roma İmparatoru Konstantin'in emri ile Hristiyanlaştıran azizlerden, Hristiyan azizlerden biri olan Aya Andrea adına yapılan bir manastırdır. Burada bir kilise var imiş. Adı da Aya Andrea Kilisesi. 6. yüzyıla ait. Bu kilise 1289'lu yıllarda Roma İmparatoru 3. Mihail tarafından etrafına kompleksler yerleştirilmiş ve burası bir manastır haline gelmiş. 1289 tarihinden 1490'a kadar, 1489 tarihine kadar tam 200 yıl manastır olarak görev yapmış. 200 yıl ama bütün görev 200 yıl değil. 6. yüzyıldan itibaren 1489'a kadar kilise ve manastır olarak kalmış. 1489 tarihinde Sultan II. Beyazıt Han'ın Cihan İmparatoru çağlar açıp kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu 2. Beyazıt Han döneminin vezirlerinden Koca Mustafa Paşa Aya Andrea Manastırı'nı dönüştürür, cami ve hemen ardından her tarafa serpiştirdiği ve bugün benim size gösteremediğim o külliye parçalarını yaparak burayı bir külliye haline getirir. 1489'dan sonra Koca Mustafa Paşa Külliyesi olarak görev yaparken Halveti Tarikatı'nın Sümbüliye kolunu kuran Yusuf Sinanüddin ya da Yusuf Ziyaeddin ismiyle tarihimize geçmiş olan Sümbül Efendi buraya gelir ve burada bir Halveti Tarikatı'nı kurar. Nereye? Birazdan göreceğiz. Oraya. Hatta birazdan görmeyelim. Şimdi görelim. Haydi buyurun sizi. Yusuf Sinanüddin ya da Yusuf Zeynüddin ismiyle kurulan Sümbüliye Tarikatı'nın, Halvetiye Tarikatı'nın Sümbüliye kolunun dergahını göstereyim. Haydi buyurun.
Koca Mustafa Paşa dergahı külliyesi özel bir yerdir ve buranın koruması olmak için Sultan II. Mahmut mahlaslı bir tuğra ile buraya bir karakol yapılmış. Bu karakol binası bölgenin ve külliyenin güvenliği için önemliymiş. Adli mahlaslı Sultan II. Mahmut ve bu bina bize hala buraların Osmanlı tarafından korunduğunu gösteriyor. Şimdi hamamın hemen yanındaki 2. Mahmut Tuğralı binanın yanından sizi Sümbüliye koluna ait dergaha doğru götürüyorum. Buyurun gelin. Etrafında gezdik, külliyeyi dolaştık ve nihayet külliyenin başladığı ya da bittiği yere, nereden baktığınıza bağlı olarak külliyenin hemen yanında bulunan Sümbül Sinanüddin ya da Sümbül Zeyneddin'in yapmış olduğu Sümbüliye dergahının önündeyiz. Efendim burada İslami ilimlerle beraber gönül zenginleştirme, kalbi yumuşatmak denilen o hoş sohbetler de verilirmiş. Sümbül Sinan ya da Sümbül Zeynel vefat eder. Yerine kim gelir? Buranın Sümbül Sinan'dan sonraki bu dönemde Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemlerine denk düşmektedir. Kim gelir? Tabii ki Zeytinburnu'nda bulunan Topkapı Cevizli Bağ bölgesinde bulunan Merkez Efendi gelir. Şimdi sevgili dostlar, Yahya Kemal ruhunda o Ankara'nın soğuk diplomatik havasını, o İstanbul'un dışişleri kokan resmiyetinden, efendim Taksim'in ya da herhangi bir zengin muhitin o karamsar halinden kaçmak için, ruhunu dinlendirmek, güzelleştirmek için sığındığı yeri gördünüz mü? Koca Mustafa Paşa, ücra ve fakir İstanbul. Ne demiş şair bu güzel belde için? Koca Mustafa Paşa, ücra ve fakir İstanbul. Ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul. Hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada. Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada. Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz ki biziz hem görülen hem duyulan yalnız biz. Manevi çerçeve 500 senedir hep berrak. Yaşayanlar değil, Allah'a gidenlerden uzak. Bir bahar yağmuru yağmış da açılmış havayı hisseden kimse hakikat sanıyor hülyayı. Ahiret öyle yakın seyredilen manzarada, o kadar komşu ki dünyaya yok arada. Geçer insan bir adım atsa birinden birine, kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine. Diyor ki Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal biz öğrencilerini yanına alır. Çok sık aralıklarla İstanbul'un fethini, o ruhunu anlamak, anlatmak ve kavramak için bizi surlara çıkartır, surlarda yürütür, bir burca çıkar, Akşemseddin gibi ya müfettuhul evvab diye bağırırdı diyor. Farkında mısınız? Yahya Kemal Parislerde okumuş ama bizden olan, bir burca tırmanıp ya müfettuhul evvab diye bağıran bir insandan bahsediyorum. Yahya Kemal'in ruhunu dinlendirdiği, İstanbul'un fethi aklına her geldiğinde mutlaka çıkıp ders anlattığı yerlerden birisi de İstanbul'un surlarıdır. Ne güzel oldu da biz Yahya Kemal'le birlikte İstanbul'u tekrar yürümeye başladık.
Üstad'dan Allah razı olsun. Mekanı cennet, komşusu Peygamber Efendimiz olsun. Zira Yahya Kemal sayesinde, Yahya Kemal ile beraber İstanbul'u tekrar fethetmeye, İstanbul'u tekrar gezmeye başladık. Sevgili dostlar, ben şu an Ayvansaray Zeytinburnu arasındaki kara surlarındayım ve İstanbul'un fethi tam olarak burada yapıldı. 70 bin civarında Osmanlı askeri şu an bizim bulunmuş olduğumuz İstanbul surlarını yarmak ve bu tarafa doğru gitmek için uğraştı. Şu an elimle göstermiş olduğum yer Suriç. İstanbul burası. Peki Osmanlı askerleri Fatih Sultan Mehmet Han'la birlikte Osmanlı askerleri neredeydi? İşte buradaydı. Dostlar, burası İstanbul değil. Burası Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerlerinin bulunduğu yer. Bütün çaba, bütün zahmet, bütün gayret burayı almak içindi ve burayı 6 Nisan 1453 günü başlayan Büyük Fetih Mücadelesi, 29 Mayıs 1453 Salı günü kılınan sabah namazlarından sonra yapılan tekbirlerle beraber askerlerin buraya doğru hücum etmesiyle nihayetlendi. Ve Yahya Kemal her defasında o vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına diye başlayan Yeniçeri'ye gazel şiirini işte tam olarak bu duygularla, bu surlara, bu güzel şehre bakarak söyledi. Burası İstanbul. Yolunuz buraya düştüğünde demiyorum. Yolunuzu buraya mutlaka düşürün ve buraya gelin. Ne demek istediğimi, nasıl zorluklarla bu şehrin alındığını şuradan aşağıya bakarak gözünüzle görün. Sevgili dostlar, bakın hala İstanbul'un fethinden kalma, restore edilmemiş, tamir edilmemiş sur parçalarını görüyorsunuz. Burası İstanbul ve sizi bekliyor. Sevgili dostlar, Fatih Camii'ndeyiz. Biz bugün buraya Ebu'l-Feth Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin İstanbul'a vermiş olduğu bu güzel hediyeyi 1765 tarihinde yıkıldıktan sonra Sultan 3. Mustafa tarafından o günün mimari özelliği itibariyle barok yapılan Fatih Camii'ni ya da 1908-1909 o anarşik ortamda 31 Mart harekatı esnasında Balkanlardan, Makedonya'dan gelen bir askeri grupla burada bulunan birliğin çarpışması sonucunda Fatih Camii'nin duvarına, dışına 114 adet mermi izinin bulunduğunu, camiye mermi atıldığını anlatmak için burada bulunmuyoruz. Bugün burada Türk Edebiyatı'nın zirve isimlerinden, öz dilimizin zirve isimlerinden kendini Fransa'ya gidip, Paris'e gidip orada yaşadıktan sonra bulan, meğerse ben bu vatanın öz yoğrulmuş hamuru ile oluşmuş evladıyım diyen Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatının izini sürmeye geldik. 1 Kasım 1958 tarihinde o gün doktorların Yahya Kemal'in hastalığıyla alakalı söylemiş olduğu, vermiş olduğu bilgilere bakarsak bağırsak kanseriymiş. Bu yüzden bağırsaklarından kan geliyormuş. 1957 yılında bu problemi halletmek için Paris'e gitti, Fransa'ya gitti. Fransız hastanelerinde, modern Avrupa hastanelerinde tedavi olmaya çalıştı. Ama maalesef 1957 yılında o teknolojiyle Fransa'da da bu hastalığa bir çare bulamadılar. 1957 yılının sonlarında Türkiye'ye, İstanbul'a geri döndü. Taksim'de hayatının uzun dönemini kalmış olduğu otelde kalmaya devam ederken ani bir hastalık sonucunda hastaneye Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi'ne yerleştirildi. 1 Kasım 1958 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde vefat etti. Bu Türk Edebiyatı'nda onu hoca olarak bilen insanların hayatında önemli bir travmaya sebebiyet verdi. Zira Yahya Kemal, Türk Edebiyatı'nın zirve ismi Yahya Kemal artık yoktu. 2 Kasım 1958 tarihinde İstanbul halkı, İstanbul entelijansiyası, üniversite öğrencileri, askeri öğrenciler, halk, Yahya Kemal'i tanıyan, bilen, şiirlerini okuyan herkes Yahya Kemal'in peşinden bir yere geldi. Nereye mi? İşte Fatih Camii'nin avlusuna. Zira 1 Kasım 1958 tarihinde vefat eden Yahya Kemal 2 Kasım 1958 tarihinde Fatih Camii'ne getirildi ve naaşı, tabutu bu musalla taşına konuldu. Burasının dili olsa da konuşsa kimleri gördüğü kimleri gördü. Ben burada Necip Fazıl Kısaküre'nin namazını kıldığımızı hatırlıyorum. 1983 yılıydı. Evde derin bir hüzün vardı. Annemden babama, dedemden babaanneme herkes ağlıyordu. Ben de bizim ailemizden biri öldü zannettim. Bizim ailemizden biri ölmüş meğerse. Dedemin ve babamın ruh hocası Necip Fazıl Kısakürek ölmüş. Ben 9 yaşındayım. Geldik. Mahşeri bir kalabalık. Şu an müftülük olarak kullanılan bayrağın olduğu yere kadar girebildik. Her taraf ağlayan insanlarla dolu ve ben ezilme tehlikesi geçirerek babamın omzuna alındım. Babam beni omzuna aldı ve ben burayı, bu mahşeri kalabalığı, Necip Fazıl Kısakürek'in namazının kılındığı o töreni gözlerimle gördüm. İşte onun gibi olduğunu tahmin ettiğim bir mahşeri kalabalıkla 2 Kasım 1958 tarihinde Yahya Kemal Bayatlı'nın da hüzünlü gözlerle bu musalla taşına konulmuş tabutu ve namazı kılındı. Diyor ki Yahya Kemal burası için artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne bir mendil ne de bir kol. İşte mendillerin ve kolların sallanmadığı, geri dönüşü olmayan yolculuğa çıkılan o seyahat, o sessiz geminin başlangıç yeri, başlangıç noktası, öbür dünya ile bu dünya arasındaki gümrük noktası, gümrük memuru budur. Yahya Kemal'in de gümrük memuru buydu. Bu kültüre ait her ne var ise her şeyi topyekün bir bütün halinde seven Yahya Kemal'in hayatında Fatih kadar, Süleymaniye kadar, Eyüp Sultan Camii ve Eyüp Sultan semti çok önemli bir yer tutmuştur. Hangimizin hayatında, İstanbul'da yaşayalım ya da yaşamayalım, hangimizin hayatında bir vatan parçası, bir toprak parçası olan Eyüp'e karşı sempati yok ki? Peygamber Efendimiz'in Ensar sahabelerinden biri olan Halid bin Zeyd tarafından şereflendirilmiş bu topraklar, Fatih Sultan Mehmet ve hocası Akşemseddin tarafından keşfedilmiş ve ilim, irfan, kültür dünyamıza, din dünyamıza, uhrevi hayatımıza eklenmiştir. Yahya Kemal bütün bu kültürel akımı, Yahya Kemal bütün bu kültürel birikimi bilir ve Eyüp Sultan Camii'ne, Eyüp Sultan Külliyesi'ne, Eyüp Sultan mevhumuna karşı ayrı bir muhabbet beslerdi. Yahya Kemal'in çok sık geldiği, ruhunu dinlediği yerlerden birisi de Eyüp Sultan Mezarlığı ve Eyüp Sultan Camisi'dir. Yahya Kemal, Eyüp Sultan bölgesi için, burayı sevmek için 1000 tane sebebim var ama tek bir sebep yeter. O sebep de burası vatan topraklarıdır. Burası güzel ülkemin güzel bölgelerinden bir liman.
bir sessiz gemilerin, bakın bunlar gemiler, sessiz gemilerin yanaştığı bir liman gibi görür ve bunlara bakarak der ki, artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Biçare gönüller ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. İşte sessiz gemi şiirinde anlatmış olduğu sessiz gemiler bunlar. Bu sessiz gemilerin yanaştığı liman, Eyüp mezarlığında vücut bulmuş bir biçimde bizi öteki alemle bu alem arasında gümrük görevi gören şu mezarlıklardır. Yahya Kemal bir İstanbul aşığıdır. Yahya Kemal İstanbul'u ruhunun içine eritip onunla yaşayan bir insandır. Hatta şimdi Ankaralı dostlarımız alınmasınlar ama Ankara'yla alakalı şirin bir hikaye vardır. Yahya Kemal malumunuz Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir bürokrattır, bir büyükelçi, bir konsolostur, bir sefaret temsilcisidir. Ve Yahya Kemal bir resmi devlet vazifesinden dolayı bir gün Ankara'ya gelir. Ankara'da bir hafta kalır ve o bir haftanın ardından İstanbul'a geri dönerken havalimanında Ankaralı muhabirler büyük üstad Yahya Kemal'e sorarlar. Efendim derler, Ankara'nın en çok nesini sevdiniz? Yahya Kemal cevap verir. Nesini seveceğim? İstanbul'a dönüşünü, şu saatini sevdim der. Yahya Kemal İstanbul aşığıdır ve burası en çok İstanbul olduğu için onun gözünde muteber bir yerdir. Yahya Kemal'e göre Eyüp şöyle ifade edilir. Vatan hiçbir zaman bir nazariye değil, bir topraktır. Toprak cetlerin mezarlarıdır. Camilerin kurulduğu yerdir. Güzel sanatlar namına ne yapılmışsa onun sergisidir. Daha derine gitmek ve demek lazımdır ki vatandaşları zaten o vatan vücuda getirmiştir. Havasıyla, suyuyla, kırlarıyla, dağlarıyla, sabahları ve geceleriyle bilhassa vatandaşlara kendini müdafaa ettirmesiyle hal hamur olmuştur. Vatan ne bir filozofun fikridir, ne bir şairin duygusu. Vatan gerçek ve hakiki bir yerdir. Onun her maddesini, her halini sevenler ancak vatanı sevebilir. Vatanın adını söylemelidir. Vatan İstanbul'dur, vatan Eyüp'tür, vatan Üsküp'tür, Trabzon'dur, Yozgat'tır, Ankara'dır ve bunların içinde sayılamayacak kadar çok hatıralar vardır. İşte o hatıralar vatandır. Şimdi konumuz Yahya Kemal. Ama Türk Edebiyatı'nın her üstadının ölümle, rintle, burayla, mezarla alakalı bir sürü şiiri var. Ve her birini değerlendirmek gerekiyor. Ne güzel demiş Ahmet Haşim ölüm ile alakalı şiirinde, hikayesinde. Hayatı bir merdivene benzetiyor ve diyor ki,
Yahya Kemal programında Ahmet Haşim okunur, bal gibi okunur. Zira bunlar bir bütün biçiminde Türk edebiyatının ana unsurlarıdır. Diyor ki Ahmet Haşim, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bakacaksın semaya ağlayarak. Sular karardı, yüzün perde perde solmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller, durur dallarda alev gibi kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Ahmet Haşim merhum ölümü böyle anmakta ve demektedir ki kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. ...1912 tarihinde 28 yaşında İstanbul'a döndüğünde İstanbul'da var olan bütün sorulara cevap vermişti. Kafası karışıktı ama ruh yapısı oluşmuş, ne düşündüğü, ne düşünmesi gerektiğini bilir haldeydi. Zira orada Avrupalıları nasıl bir milliyetçi yapıya, Avrupalıları nasıl dindar bir yapıya sahip olduğunu gördükten sonra kendisinde bir suçluluk ruhu hissetti. Zira Osmanlı medeniyetindelerdi, Osmanlı devletindelerdi ama Osmanlı'ya sarılmayan bir gençlik bulunmaktaydı. Bu onun ruhunu olgunlaştırdı. 1912 tarihinde Henry Bergson'la birlikte, yani Sorbonne Üniversitesi'nin felsefe bölümünün başkanı, spiritualizm ve enstitüsyonizm ekolünün kurucusu, akla karşı ruhu, sezgiciliği savunan Henry Bergson'la birlikte İslam'a, Albert Sorel'le birlikte milliyetçiliğe dönüştü ve ruhu tam anlamıyla kavruldu. İstanbul'a döndüğünde muhtelif okullarda edebiyat ve tarih öğretmenliği yaptı. 1915 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden kıdemli profesör Ziya Gökalp ile tanıştı. 1918'e kadar tam 3 yıl boyunca bu dostlukları devam etti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Tarihi, Batı Edebiyatı Tarihi veya Medeniyetler Tarihi derslerine girdi. Ziya Gökalp ile her konuda anlaşamasa da çoğu konuda anlaşıyordu. İşte bu noktada Türk Ocağı'nda çok fazla faaliyette bulundu. Türk Ocağı'nın konferanslar heyetine katıldı ve burada nesiller yetiştirdi. Yahya Kemal'lerin ders verdiği Türk Ocağı Çemberlitaş'ta hala sizleri bekliyor. Buyurun lütfen. ...1884 tarihinde Üsküp'te başlayan hayat, 1903 tarihinde Fransa, Paris, 1912 tarihinde geri dönüş, ardından İstanbul'la İstanbul'un kaderini ve bu milletin kaderini birlikte yaşayış, 1918'den sonra travmatik ve depresyonik bir hayat, çünkü işgal, çünkü mütareke yılları. 1918-1922 birebir milli mücadele ile İstiklal Savaşı'nın kalem tarafı ile uğraşış, 1923'ten itibaren milletvekilliği, 1926 Polonya, Varşova, ardından İspanya, Madrid ve ardından Portekiz, Lizbon'la devam eden bir büyükelçilik, sefaretlik ve Dışişleri Bakanlığı macerası, ardından ülkeye geri dönüş, Pakistan'a büyükelçi gidiş, bu arada Ankara ile bürokrasi ile hemhal olmak, edebiyat dünyasına şiirlerinle uğraşmak ki
1918 ile 1922 tarihleri arasında Milli Mücadele adına yazmış olduğu şiirler Eğil Dağlar isimli kitabıyla daha sonra kitaplaştırıldı. Yani o ki o şiirler, o mücadele şiirleri kitaplaştırıldı. Sonra Taksim Gümüşsuyu'ndaki otel odasında tek başına bir hayat ve ardından 1957 yılında ansızın bir kriz, doktorların verdiği bilinemeyen bir hastalık, bağırsak kanaması, tedavi için gidilen Fransa, Paris ve ardından orada tedavi olunmadığı anlaşılınca çaresiz bir biçimde yurda dönüş. Ve 1 Kasım 1958 tarihinde sevenleri tarafından kaldırılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde vefat eden bir hayat. 1884 Üsküp, 1958 İstanbul Cerrahpaşa. Neler gördü, neler yaşadı, neler bildi. ...1884 tarihinde 2 katlı, 6 odalı, 3 penceresi olan, bir penceresi ormana, bir penceresi Üsküp mezarlığına, bir penceresi şehir merkezine bakan Nişli İbrahim Efendi, Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Efendi'nin evinde başlayan hayat, 1 Kasım 1958 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesi'nde bağırsak kanseri ya da bağırsak hastalığına bağlı olan bir hastalıktan dolayı biter. Sevenler tarafından bir milli matem, bir milli yas biçiminde törenlerle Fatih Camii'ne getirilir, namazı kılınır ve Rumeli Hisarı'nın yanındaki Aşiyan Mezarlığı'na defnedilir. Ölüm, Yahya Kemal'in korktuğu bir nesne, bir obje değildir ki. Ölüm, Yahya Kemal'in hayatında rintlerin alemidir, rintlerin yükselişidir. 1 Kasım 1958 tarihinde Allah'ına kavuşan Yahya Kemal'in vasiyeti üzerine bakın mezar taşına neler yazılmış. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde, gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter ve serin serviler altında kalan kabrinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Rintlerin ölümü şiiri Yahya Kemal'in vasiyeti üzerine mezar taşının önüne yazılmıştır. İsterseniz buyurun hep birlikte Yahya Kemal'in ruhuna bir Fatiha okuyarak programımızı bitirelim.